Çok değerli il başkanım, çok kıymetli büyükşehir belediye başkanlarım, yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında izleyen çok değerli vatandaşlarımız. Ben de Hoşgeri kenti, Mevlana'nın kenti Konya'da bulunmaktan ve böyle bir toplantıda bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Mevlana şehri, Hoşgörü şehri Konya'da bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Vuslat'ın 749. yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi'yi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Misafir olduğumuz bu kadim şehirde 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızı bağrına basan Konya halkına da en içten şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, devletin temeli adalettir. Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur, geriye kalan her şey onun etrafında döner. Bir ülkede adalet yere düşüp menfaat başa çıkarsa orada düzen de ahlak da bozulur. Bu iktidar ülkemizi yıllarca kötü yönetti. Ama en önemlisi insanların adalete olan inancına büyük zararlar verdi. Tüm vatandaşlarımız artık şunu görüyor. Bu iktidarın terazisi artık adaleti değil, menfaati tartıyor. Önce bir durum tespiti yapalım. Siyasi iktidar yerel seçimlerden bu yana gözü dönmüşçesine belediyelerimize saldırıyor. Vatandaşa hizmet götüren belediyelerimize karşı organize bir kötülük, politik bir terör uyguluyor. Peki bu pervasız saldırıların nedeni nedir? Size birkaç örnekle sıralamak isterim. Onlar 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi gelirse yardımları kesecek diye milleti korkutmaya çalıştılar. Ama bizim belediyelerimiz bugün itibarıyla sosyal yardımları 4-5 katına çıkardı. Yaklaşık 4 yılda 4 milyon 800 bin haneye 28 milyar lira tutarında yardım götürdük. Eğer Türkiye'de Covid-19 salgınına ve ekonomik buhrana rağmen bir sosyal felaket yaşanmadıysa bu bizim belediyelerimizin ve sizlerin sayesindedir. Saldırıların bir başka nedeni, onlar öğrencilerimizi hala tarikat yurtlarına mahkum ederken biz belediyelerimizde öğrencilerimiz için tertemiz yurtlar yaptık. Belediyelerdeki yurt sayısını 4 kat, kapasitelerini de 5 kat artırdık. Onlar yurt dışında tarım arazisi ararken biz yerli üreticiyi, çiftçiyi destekledik. 160 bin üreticimize çeşitli alanlarda 10 milyar lira destek sağladık. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 39 milyar destek sağlarken bizim belediyelerimiz 10 milyar destek sağladı. Onlar gizli kapaklı ihalelerle bir avuç azınlığa para dağıtırken biz binlerce ihaleyi canlı yayınladık. Belediye meclis toplantılarını canlı yayınladık, şeffaf bir süreci yönettik. Onlar 3 kuruş rant için zeytinlikleri bile madenlere açmak isterken biz belediyelerimizde, şehirlerimizde 3478 yeni park kazandırdık. Bize saldıranlar çocuklarımızın güvenle kalabileceği kreşler yapmadılar ama biz yaptık. 162 olan kreş sayısını 380'e çıkardık. Onlar binlerce ailenin elektriğini, doğalgazını keserken biz borcu olmasına rağmen 1 milyon 250 bin hanenin suyunu kesmedik. Ama bir şeyi kestik. Maaşa bağladıkları yandaşların hortumlarını kesip milletin kaynağını, milletin parasını millete harcadık. Onların genel başkanı
kadın erkek eşitliği fıtrata ters diyordu. Biz onlardan aldığımız belediyelerdeki kadın yönetici sayısını %91 oranında artırdık. Mecliste ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek verelim dedik, reddettiler. Onlar yapamadılar ama biz bu çalışmayı başlattık. Şimdi onlarca belediyemizde on binlerce öğrencimize her gün beslenme desteği veriyoruz. Çocukları açlığa mahkum etmek onlara, evlatlarımızın karnını doyurmak çok şükür bize nasip oldu. İşte belediyelerimize yönelik saldırıların kaynağı sizlerin verdiği bu çok değerli hizmetlerdir değerli belediye başkanlarım. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik aciz bir kumpasla karşı karşıyayız. Daha önce söyledim, yine söylemek istiyorum. Başkanımız hakkında verilen karar siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Bu karar halkın iradesine karşı sivil bir darbe girişiminden başka bir şey değildir. Tarih bu kararı bu şekilde yazacaktır. Bu haksızlığa karşı asla yalnız değilsiniz Ekrem Başkanım. Hep beraber direneceğiz, hep beraber bu kararı yırtıp atacağız. O gün ben de mahkeme salonundaydım. Bu kararı verenler utançlarından yüzlerimize dahi bakamıyorlardı. Ama onlara talimatı verenlerin utanma duygularının kalmadığını da biz gayet iyi biliyoruz. Fitne ve fesat üretmekten başka işe yaramayan bir İçişleri Bakanı'yla karşı karşıyayız. Bu bakan Ekrem İmamoğlu'na bir laf etmiş, başkanımız da bu sözü kendisine iade etmiş. Başkanım az bile söylemişsiniz. Çünkü gerektiğinde had size halk bildirmek, 40 yetime kaftan giydirmekten daha üstündür. Bu bakan belediyelerimiz için özel bir birim kurmuş, her gün öküzün altında buzağı arıyor. Bir şey bulamayınca da yalana ve iftiraya sarılıyor. Belediyelerimiz de terörü yan yana getirmeye çalışıyor. Yerel seçimlerden önce de CHP gelirse faturaları teröristler dağıtacak dediler. Ne oldu? Bu millet fatura getiren terörist görmedi ama FETÖ'nün yolundan gidenlerin bakanlık yapmasına şahit oldu. Bu bakan geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var dedi. Bas bas bağırdı. İspat edemezsen namertsin dedik. Aradan bir yıl geçti ama ispat edemedi. Bir yıl sonra da bir daha çıktı. İstanbul'da 1668 terörist var demeye başladı. Ama bir atasözümüz var. Bozuk olunca maya ne artanır ne de haya demiş atalarımız. Ülkede terörist sayısının arttığını söyleyen ve bununla övünen bir İçişleri Bakanı bu ülke için bir utanç kaynağıdır. Bir bakanın binlerce terörist var diyerek belediyeleri suçlaması bir akıl tutulmasıdır. Sormak istiyoruz. Adli sicil belgelerini veren, güvenlik soruşturmalarını yapan sizsiniz. Bilmiyorsanız da söyleyelim. Emniyet de bizim belediyelerimize bağlı değil. O zaman adama sorarlar. Sen İçişleri Bakanı değil misin? Elini tutan mı var? Bu kadar terörist varsa sen ne iş yapıyorsun o zaman? Bu İçişleri Bakanı maalesef hukuk tanımıyor, kanun tanımıyor. Çalışanları ikinci derece yakınları üzerinden iltisaklı ilan ediyor. İkinci derecede yakınlık iltisaklı sayılsa kendi partisinde kaç kişi kalır, kaç kişi bulunur onu bile bilmiyor. Bakan yardımcısı bile ne yaptığının, yakınının nerede terörle bağlantısı olduğunun arandığının bile farkında değil. Soruşturmalarla belediyeler arasında ayrım yapmıyoruz diyorlar. Ya biz sizin hangi belediyelere soruşturma açtığınızı, müfettiş gönderdiğinizi nihayet iyi biliyoruz ne yaptığınızı. Açıklayın o zaman
AK Partili belediyelerde binlerce FETÖ'cü çıktı. Onları niye anlatmıyorsunuz? Selik Belediyesi'nde rüşvet skandalı hakkında niye işlem yapmıyorsunuz? Şırnak'ta rüşvet ve yolsuzluktan hapis cezaları alan belediye başkanlarını neden koruyorsunuz? İstanbul ve Ankara'da önceki dönemde yapılan yolsuzluk dosyalarını niye anlatmıyorsunuz? Sizin belediyelerinizde gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldı. Neden onları konuşmuyorsunuz? Çünkü bu iktidarın terazisinde menfaat adaletten daha ağır basıyor. Baskıların artacağını biliyoruz değerli belediye başkanlarım. Ama kötülük her kişinin, iyilik mert kişinin kârıdır. Biz tüm engelleri aşağı aşağı hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu saldırıların tek nedeni korkudur. Sizin verdiğiniz hizmetlerden korkuyorlar. Seçime kadarki süre bu iktidarın korku ve panik dönemidir. Korkuyla saldırıyorlar, korkuyla çırpınıyorlar. Millet yerel seçimlerde bunların kulağını çekti ama ders almadılar. İl sandıkta öyle bir tokat yiyecekler ki emin olun kulak çekmeye hasret kalacaklar. Ve inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde tarihi ne olursa olsun erken veya zamanında milletimiz bu baskıya, bu ayrıştırmaya, bu organize kötülüğe sandıkta mutlaka ve mutlaka kararını verecek, bu vasiletsiz iktidarı gönderecek, halkın iktidarını, milletin iktidarını göreve getirecek, geliyor gelmekte olan diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Konya'daki toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum. Tekrar bize ev sahipliği yapan Konyalı hemşehrilerimize, il başkanımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.